Evet sevgili seyirciler, yeni bir haftaya daha merhaba diyoruz. Aslında bugün çok güzel bir gün. Bizim çekimimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldi. Biz de uyalım dedik. Ben de çocuğumu yanımda getirdim. Bugün bize ara ara yardımcı olacak, sunuculuk yapacak. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor programlar, izliyor musunuz? İzliyoruz. Beğeniyor musunuz? Programları beğeniyoruz yalnız. Uyduya geçmenizi istiyoruz. Uyduya geçmemizi istiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz abi. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Alanya'nın tanıtımı için uyduya geçmek mutlaka şart yani. Evet. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Bütün çocuklara hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, bugün dedim ya ara ara bize sunuculuk yapacak Doğan Alp diye. Doğan Alp benim oğlum olur. Kendisi 8 yaşında. Doğan Alp, bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Evet, bugün Sabırlar Köyü'ne gidiyoruz. Evet, bugün Sabırlar Mahallesi'ne gidiyoruz. Orada bir çocuk etkinliği var. Biz de o etkinliğe katılacağız. Çocuklarla birlikte eğleneceğiz. Biz bugün Sabırlar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzel. Çocuklar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet. Benim de, sizin de. Bence her insan ihtiyacı var. Evet, gözümden anladı. Benim de varmış. 1.94 falan boyum yaklaşık. Ya hedefin var mı ablacığım? Yok, zaten durdu sayılar hiç. Nasıl bir duygu? İyi bir duygu. Çocuklarımızla güldük, eğlendik. Siz de hoş geldiniz. Şu anda yoğurtta para bulma yarışı içerisindeyiz. Sizin anne babanız sizinle eğlendi mi böyle? Hayır hayır hayır. Annemiz babamız da var, kurtardı bizi. Evet sevgili izleyenler, biz bugün neredeyiz demiştik. Biz bugün Sabırlar
resim çekimimiz hangi güne rastladı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na rastladı. Şu anda Sabırlar Mahallesi'nin ilk okulundayız. Yanımızda bakalım kim varmış? O da benim gibi misafir. Sizi tanıyabilir miyiz? Fevzi Oğlan, Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Lütfiye Şahin. Lütfiye Hanım, burada bulunmaktaki amacınız, gayeniz şu anda nedir? Öncelikle teşekkür ederim. Bizim için de sürpriz oldu basının burada olması. Bizim okulca yürüttüğümüz bir projemiz var. Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak Bir Öğrenci de Sen Giydir projemizin adı. Biz Aralık-Ocak ayında okulla paslaşmaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi belirliyoruz. Onların ölçüleri, işte sınıfı, boyu, posu alınıyor. Daha sonra bizim öğrenciler tarafından da bunlar paylaştırılıyor. Kim kimi giydirecek doğrusu. İşte zaman zarfında bunlar halloluyor ve Nisan ayına denk getiriyoruz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı da diye. Bugün buradayız. İşte biraz sonra siz de göreceksiniz. Öğrencileri görmeden, tanımadan onların arkasından alınmış kıyafetler var. Onlar giydirilecek. Bizim öğrencilerimiz açısından kendi imkanlarını, başkaları açısından hani onlara verebilmek, paylaşmak kendi imkanlarını, bunu sağlamak istedik. Yıllardır da başarıyla sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Bugün bunu tabii Alanya halkıyla paylaşmak durumunda kaldık. Bundan da ayrıca mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Sabırlar Mahallesi'ndeyiz. Burada 23 Nisan etkinliğimiz devam ediyor. Ayva çiçeği kaçmış, yaz mı gelecek? Gönüllü bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yaptırmalar yaptırma beni. Derin uykulardan kandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Ayaş yollardan açlıkla geldim. Boyumu boyuma ölçtüm. Evet sevgili izleyenler, Sabırlar Mahallesi'nin öğretmeniyle beraberiz. Merhaba, ben Mehmet Falak, Sabırlar İlkokulu okul müdürüyüm ve aynı zamanda 1. ve 2. sınıf öğretmeniyim. Bugün çok güzel bir etkinlik yapmışsınız, teşekkür ederiz, bizi de davet ettiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık ve bu kutlamada sizin gelmeniz bize büyük bir onur verdi. Köy, mahalle bir okuluna televizyoncuların gelmesi bizim için en büyük şerefti. Bir de aynı zamanda Fevzi Latinoğlu Lisesi'nin bize gelmesi ve projeyi burada uygulamaları bizim için en büyük şerefti. Bu şerefi bize verdikleri için ve kendim, okulum ve köy adına gerek sizlere gerekse Fevzi Latinoğlu Lisesi'ne, öğretmenlerine, öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz diyelim. Hemen sizinle konuşalım. Bir sizi tanıyalım mı? Tanıyalım. Özlem Şaşmaz, sınıf öğretmeniyim. Evet. Üçleri dörtleri okutuyorum. Daha önce de gelmiştik, konuşmuştuk. Ben geldiğimden beri ne değişti? Daha çok alıştım. Hani öğrencilere, öğretmenliğe daha çok alıştım. Evet. Daha böyle hani samimi. Siz ben geldiğimde ilk gününüzdü değil mi burada? Evet. Evet sevgili izleyenler, biz daha önce Sabırlar Mahallesi'ne ziyarete geldiğimizde sınıf öğretmenimizin ilk günüydü. İlk heyecanını da bizimle paylaştı. Şu anda da Çocuk Bayramı'nı bizimle paylaşıyor. Evet, teşekkür ederiz. Sizin zamanınızda bayramlar nasıldı? Yine aynıydı ya. Hani değişen ya, bir şey yok. Değişen pek bir şey yok. Evet. Hemen burada bir öğrencimizi röportaj yapalım. Sizi tanıyalım mı? Hatice Serik. Hatice Serik. Evet Hatice'cim, nereden geldin? Alanya'dan geldik ama aslen Manavgatlıyım ben. Aslen Manavgatlısın. Bu projede bulunmak nasıl bir duygu? Ben ilk kez geldim ama 3 senedir zaten bunu okudum. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzel. Çocuklar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet, çok gurur verici değil mi? Evet, çok gurur verici. Başındaki tacı kim yaptı? Onu arkadaşım yaptı. Çok çiçekler çok fazla zaten burada. Hı-hı. O yüzden bayağı eğlendik biz de. Evet, bayağı eğlendik biz de diyor. Hatice Kübra Bilen'i 23 Nisan adlı şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Başkan kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini
Alaaddin Okulu'nun müdürü burada. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım mı? İbrahim Sevimliyer, Fevzi Alaaddin Orhanoğlu Lisesi müdürü. Bugün biz buraya 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı çerçevesinde ve Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Saburlar Köyü İlkokulu'nu ziyaret etmiş olduk. Burada amacımız şu, sadece öğrencilerimizi üniversiteye hazırlayan akademik başarı değil, diğer taraftan da sosyal bir sorumluluk projesi, yardımlaşmayı seven, geleceğini sorgulayan, büyüğünü küçüğünü tanıyan, Anadolu'yu tanıyan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Amacımız sadece üniversite öğrenci göndermek değil, nedenin için sorgulayan öğrenciler, bireyler, geleceği kuracak olan insanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bunun bir projesi, sorumluluğu olarak da bugün buraya gelmeyi görev bildik. Çocuklara bir katkı sağlamak istedik ve bir giyindirme projesiyle de yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi pekiştirmek istedik. Tevafuk sizi de burada görünce daha güzel oldu. Çocuklarımız için de bir değişiklik oldu. Köy ortamında tanıma fırsatı buldular. Biz de buradaki çocuklarımızı okulumuza davet ettik. Onlar da bu sayede şehri görmüş olacaklar. Büyük bir ortam görmüş olacaklar. Güzel şeyler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz devam ediyor. Peki hocam, 23 Nisan şiirini okumak üzere buraya davet ediyor. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanı yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara idi. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatan. Melike Çağlar 23 Nisan şiirini okumak üzere buraya davet ediyor. 23 Nisan, şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar, kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan, sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla dışı doluyor her yer. Adın ne? Ahmet. Ahmet kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Nerede doğdun? Manavgat. Manavgat'ta doğdun. Burada mı okuyorsun? Güney Mahallesi'nde mi oturuyorsun? Burada birinci sınıfta mısın? Orası gibi. Ha, öbür tarafta birinci sınıftasın. Okul bitince ne olacaksın Ahmet? Polis. Polis olacaksın. Evet sevgili izleyenler, ben söylemiştim ki bugün bir tane yardımcımız var demiştim. Şimdi mikrofonumu ona bırakacağım. O sohbet edecek arkadaşlarıyla. Çocuk çocuğa nasıl sohbet ediyorlarmış bir görelim. Doğan Alpçin buyur. Gel bakalım. Merhaba, adın ne? İsmin nedir? Ahmet Fadlaksanoğlu. Nerede doğdun? Alanya. Okuldan memnun musun? Memnunum. Büyüdüğünde ne olmak? Pilot. Pilot olmak nasıl bir duygu? Ne? Pilot olmayı neden istiyorsun? İnsanların yerine götürmek için. Evet. Şimdi mikrofonu değiştiriyoruz Ahmetciğim. Soruları sen soruyorsun arkadaşına. Sen cevap veriyorsun. Buyurun. Adın ne? Doğan Alp. Nerede doğdun? Alanya ilçesi. Küçük Alt Bahçe. Kaç yaşındasın? 8. Okulunu sor. Okulum Bahçeşehir Koleji. Alanya Antalya. Siz sabah kahvaltı etmediniz mi? Sesiniz niye çıkmıyor? Kahvaltı ettin mi? Ettim. Ne yedin kahvaltıda? Bal, yumurta, zeytin, çay. Aferin sana diyoruz. Evet, hemen bir güzel arkadaşımızı yakaladım. Kendisi de çok hevesliydi sohbet etmeye. Anında geldi. Bir tanıyalım. Benim ismim Hüsniye Toksöz. 11G sınıfındayım Fevzi Alaaddinoğlu'nda. Buraya arkadaşlarla yardım için geldik gönüllü olarak. Ya bizi mutlu ediyor bu şekilde çocukları mutlu görmek. Ve gözlerinin içi gülüyor bize bakınca. Çok mutlu oluyoruz burada. Bunun için geldik. Sen okul bitince ne olacaksın? Ben İngilizce öğretmenliği istiyorum. Okul bitince İzmir'i hedefliyorum şu anda. Onun için çalışıyorum. İnşallah diyorum. İttiklerin aşı, korkma, sevmeyen uşaklarını izlenen sancak. Sınırın yurdumun üstünde, tüten el salacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimdir ancak.
Çatma, kurban olan Ceren ey nazilen, kahraman ırkımı, bir yılda bir şiddet bu Ceren. Sana onlar dökülen kanlarımı sonra öyle, hakkıdır hakkı tutma milletimin istikler. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir olacakmış şişerim. Yüklemiş sel gibiyim, bendimi çiğner yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Orada bariye. Teşekkürler. Memnun oldun mu? Evet. Abiler ablalar geldi hediye getirdiler. Evet. Bugün sizin neyiniz? 23 Nisan. Bugün sizin bayramınız. Evet. Evet, adın ne? Ertuğrul. Ertuğrul, sen kaça gidiyorsun? 4'e. 4'e gidiyorsun. Ertuğrul, okul bitince ne olacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki bugün sizin bayramınız ya, ne olsun istersin? Bilmiyorum. Bugün bütün gün senin istediğin olsun, oldu mu? Gel bakalım, adın ne? Sen sunucuydun değil mi? Evet, Semih Emirhan Aksanoğlu adım. Semih? Emirhan Aksanoğlu. Semih Emirhan Aksanoğlu. Sen büyüdüğünde spiker olacaksın. Sunuculuk yaptın ya dışarıda. Yok ya. Yok ya. Hadi bakalım, şimdi bugün senin günün. Sen sunucusun, buyur. Konuş bakalım arkadaşınla. Evet. Buyur. Ne olmak istersin? Öğretmen, ilkokul öğretmeni. Neden? Neden? Çünkü çocukları çok seviyorum. Çocukları sevmenin nedeni ne? Çünkü çok tatlılar. Bugün 23 Nisan, ne olmak istersin? Bugün ne olsun onun için? Ne diliyor? Büyüklerden bugün, ne diliyorsun? Bugün benim ne istediklerimi yapmalarını istiyorum. Bugün senin istediklerini yapmalarını istiyorsun. Sen ne istiyorsun bugün? Bugün bilmem. Bugün bilmem. Bak mesela bugün senin istediğin bir şey oldu. Abilerin geldi, ablaların geldi. Size ne güzel hediyeler getirdiler. Güle güle kullan hediyelerini, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Başkan! Aa! Ön geldi mi? Geldi. Ne getirin? İnci bence. Ne gibi? Başka gibi, sana gibi. Karı kedi nerede? Ağacı çıktı. Alıştırdı. Mantık içti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Ne geçti? İnek nerede? Daha kaçtı. Doğru yerde. Yandı, bitti, kirazlı gitti alfa abi. Armut'a gittim tavana. Abi çok diye işte kargalar işte. Hani yok ya. Kaçırmazsın. Abi sen. 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 Ab
çocukların cebinde tırlı tırlı şekerler var. Sevgili izleyenler, yanımda bir basketbolcu, bir de ne diyelim? Lise son öğrencisi, üniversite adayı. Lise son öğrencisi, üniversite adayı. Ne olmayı planlıyorsun? Psikiyatri veya psikolog. Psikoloji. Niye? Etraf çok bozuldu değil mi? Ya etraf bozulmasından çok bence insanların, her insanın ihtiyacı var böyle bir şeye. İyisinden kötüsüne, insanların hani psikolojisi sadece hani çok kötü şeyler yaşadığı için değil, insanların iş yaşamı bile onları etkiliyor. Bence o yüzden. Her insanın ihtiyacı var yani. Benim de, sizin de. Bence her insanın ihtiyacı var. Evet. Gözümden anladı. Benim de varmış. İnşallah sen mesleğini bitir. İlk ziyaretçim ben olayım. Oldu mu? Tamam, olur. Seve seve. Evet. Bir basketbolcu dedim. Hakikaten yani. Ablacığım, bir seni tanıyalım. Sonra bir de boyunu öğrenelim. Mustafa Gölgülü. 11 F'deyim aynı okulda. 1.94 falan boyum. Yaklaşık. Ya hedefin var mı ablacığım? Yok. Zaten durdu sayılar. Hiç uzamıyor artık. Peki. Basketbol oynuyor musun? Basketbol oynuyordum, artık biraz bıraktım. Üniversitede devam edebilirsem etmeyi düşünüyorum. Böyle bir projede yer almak nasıl bir duygu? Yani güzel aslında, böyle farklı bir şey yani. Bizim hediye vermemiz o kadar çok insan şey, ama onların sevincini görmek aslında insanı mutlu eden şey. Yani hediye vermek değil, onlar için sevinmesi çok güzel bir şey oluyor. Çok seviniyorlar, merakla bekliyorlar. Farklı bir şey yani. Senin hedefin de ne olmak var? Benim hedefim de avukat olmak var, yani hukuk. Avukat olmak var, ama sen hakikaten avukat olursan korkarlar senden ya. Bu kadar uzun boylu avukat olur mu? Artık bilmiyorum ya. İnşallah sen de avukat olursun diyorum. Gel. Zorla bir tane yakaladım. Adın ne? Bayram Burak Koparan. Bayram? Burak Koparan. Burak? Koparan. Koparan. Kaça gidiyorsun? 6. 6 mı? Nasıl 6? Bildiğimiz 6'ya gidiyorsun. Senin boyun çok kısa kalmış. Biraz önceki abiye giderken sor, tamam mı? Abi sen ne yedin, ne içtin de, tamam mı? Benim geniz etim olduğu için ondan büyüyemiyorum. Öyle mi? Allah'ım teşhisini de koymuş. Geniz et olduğu için o yüzden büyüyemiyormuş. Peki büyüdüğün zaman ne olacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Evet. Bugün sen ne olmasını istiyorsun? Onu da bilmiyorsun. Bugün Burak hiçbir şey olmak istemiyor. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturun çocuklar. Çocuklar, ödevleriniz hazır mı? Hazır. Öğretmenim, size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Giray. İnsan yapmadığı şeyden ötürü ceza görür mü? Gelmez oğlum. Yaşasın, ben ödevlerimi yapmadan okula gelmiştim. Seni gidi şeytan çekici seni. Bu kurnazlığın ödevlerini yaparak göstersene. Çocuklar, Karmenev kağıdında her birinizin birçok eksiğini gördüm. Fakat çoğunuz dünyamızın uykusunun adını yazmamış. Neden bilmeniz gerekirdi? Ay! Aferin Cemre, bildin, otur. Çocuklar, neden gülüyorsunuz? Öğretmenim Cemre bildiğinden söylemedi. İlk nurda Cemre'ye çimdik attı. O da ay diye bağırdı. Çocuklar, çimcik şakası dünyamızın uykusunun ay olduğunu Cemre'ye söyletti. Artık kimse unutmaz, öyle değil mi? Evet. İlk ay gelmek yerine şimdiki zamana göre çekim yapmayı unutmuşsun. Şimdi kalk çekimini yap. Geleyim, geleysin geley. Öyle mi söyledin baba? Öyleyse sen söyle. Eliren gelirsen gelir. Öğretmenim, doğrusunu ben söyleyeyim mi? Söyle kızım. Geliyorum, geliyorsun, geliyor, geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. Aferin ilk dört. Çocuklar, iki arkadaşınız kendi yörelerinde şivelerine göre çekim yapmaya kalkınca komik oldular. Onlar da dillerini düzeltecek, güzel Türkçemizi zamanla öğrenecekler, öyle değil mi? Evet. Giray, ödevlerini yapmadan okula geldin. Şimdi kalk tahtaya, sözlü sınav olacaksın. Öğretmenim, bir daha ödevlerimi yapmadan okula gelmeyeceğim. Peki Giray, aferin. Söyle bakalım. Fırından 5 ekmek aldın. Fırıncıya 500 lira.
lira verdin. Geriye kaç lira alırsın? Hiç. Nasıl hiç? Öğretmenim, benim babam fırıncıdır. Biz ekmeğe para vermeyeceğiz. Ay. Peki Giray, aferin. Söyle bakalım. 5 tane 2 kaç eder? Oğlum, siz her hafta çarşıya gidip yumurta görüp satmıyor musunuz? Satıyoruz öğretmenim. İyi düşün, yumurtalar sepete üçer üçer 5 sıra dizdiriz. Öğretmenim, biz yumurtalar sepete ikişer ikişer dizmiyoruz ki. Ya kaçar diziyorsunuz? Üçer üçer diziyoruz. Öyle olsun, yumurtaları sepete içer içer 5 sıra. 5 sıra dizdiriz, hepsini çarp bakalım. Çarpın öğretmenim. Neden çarpamaz mısın? Çarparsam yumurtalar kırılır onlar. Peki Giray, 8'in yarısı kaç eder? Enine böyersek 0 olur öğretmenim, boyuna böyersek 3 olur. Bir soru daha bakalım, buna nasıl yanıt vereceksin? 10 parmaktan 10 çıktı ve geriye kaç kalır? Geriye yine 10 parmak kalır öğretmenim. Nasıl yani? İşte böyle öğretmenim. 10 parmaktan 10 parmak çıktı, geriye yine 10 parmak kalır. Çocuklar, arkadaşınız ne güzel buluşlar yaptı, öyle değil mi? Giray, Giray nerede bir mizah yazarı olup bu söyleyişlerimizi Okul Gazetesi'ne yazdırırsın. Öteki sınıflardaki çocuklar da okuyup gülerler. Çocuklar, sosyal bilgilerden sözlü sınav yapacağım, gönüllü kim katılacak? Öyleyse ben de not defterimi açar oradan kaldırırım. Cem, duvarda asılan haritanın başına geç, Mısır'ı soracağım. Cem, Mısır'ın nesi meşhurdur? Öğretmenim, Mısır'ın nesi meşhurdur? Evet çocuğum, Mısır'ın nesi meşhurdur? Patlamışı öğretmenim. Dedem kış geceleri ocak başında mısır patlatır, çıtır patır. Mis gibi kokar, pamuk gibi açar, yemesine de hoştur. Bugün bizim sınıf Rıfat kızında babam sınıfına döndü. Sen de bir komiklikler yapacaksın. Mısır denilince Nil Nehri ile piramitler akla gelir. Biri mısıra hayat verir, öbürü ise turist çeker. Türkiye'nin de böyle meşhur yerleri vardır. Örneğin Pamukkale, Bodrum. Cem, Bodrum ne dedin, nelere yarar? Öğretmenim, evimizin alt katı Bodrum'dur. Kömür ve odun çeker. Öğretmenim, Bodrum Ege Denizi'nde yat limanıdır. Bol bol turist çeker. Cem, Giray'a özenmeyi bırak. Alırsın zayıfı ha. Son bir soru daha. İyi düşün. 1514 yılında yapılan savaşın adı nedir? Çıldıran öğretmenim, Şah yenilince ordusunu kaybetti, tahtını kaybetti, hazinesini kaybetti ve şimdi çıldırmış olabilir. O savaş adına da çıldıran denir öğretmenim. Bugün bizim sınıfın neşesi yerinde. Madem öyle, benim de size komik sorulu bilmecelerim var. Borcu olmayan ilçemizin adı nedir? Ödemiş. En yumuşak yöremiz neresidir? Pamukkale. Denizin ortasında ne vardır? Ada. Hayır. Vapur. Bilemediniz, sorunun yanıtı böyle olmayacak. Öğretmenim, sen söyle. Olmaz, siz bulacaksınız. Aslında soruyla birlikte yanıtı da içinde. Denizin ortasında ne vardır? Öğretmenim, ben bileyim, deniz bir sadık ortasında ne var? Aferin İlkay. Öğretmenim, bir bilmece daha sor. Soracağım. Aklınızda kolayca toplama, çıkarma, bölme yapabileceğiniz sayılar tutun. Tuttuk öğretmenim. Tuttuğunuz sayı kadar arkadaşınızdan alın. Aldık öğretmenim. Benden de 10 aldınız. Aldık öğretmenim. Hepsini toplayın. Topladık öğretmenim. İkiye bölün. Böldük öğretmenim. Geriye 5 kalır, bildin mi? Bildiniz öğretmenim. Peki nasıl bildin? Zil çaldı. Eve gidince anne ve babalarınızla düşünün. Siz bulun. İyi günler. Sağ ol öğretmenim. Evet sevgili izleyenler, öğrencilerimizin velileriyle bir aradayız. Hemen arkama baktım, kimse kalmamış. Abla merhaba. Merhaba.
Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Bahar kızı, evet bugün çocuk bayramı dedik. Biz de hemen başımıza bir çiçek koyduk. Evet. Siz de onların sevincini yaşıyorsunuz. Evet. Nasıl bir duygu? İyi bir duygu. Çocuklarımızla güldük, eğlendik. Siz de hoş geldiniz. Tekrar. Biz de hoş bulduk. Abla sen okula gittin mi? Evet. Senin zamanındaki okul bayramı, 23 Nisan bayramı nasıldı? Güzeldi ama bu kadar güzel değildi. Siz neler yapardınız mesela? Mesela biz de oyunlar oynardık, şiirler okurduk ama bu kadar çok bir şey yapmazdık. Hazırlanamazdık. Evet. O günlerden kalma şiir var mı aklında? Evet, 23 Nisan şiirim var. Hadi bir şiir alalım abla senden. 23 Nisan, bugün ne mutlu bize, haydi hep gülsenize, müjde daha denize geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu, bayrak yollara kurulmuş, tak şöyle bir etrafa bak, geldi 23 Nisan. Diyoruz ve evet, bugün 23 Nisan. İnsan hangi yaşta olursa olsun hala çocuk değil mi? Evet, unutmadım, dedim ki ilk oğluma, oğlum dedim benim birinci sınıfta hani mesela ilkokuldaki dönemimde 23 Nisan şiirim var. Anne bana söyle, ben okuyayım. Söyledim, o da okudu. Hani sonra unutmuş ki, oğlum ben yıllardır unutmadım, sen nasıl unuttun dedim. Bilmiyorum anne, sen nasıl unuttun? Evet, size de güzel bir anı kalmış. Evet. Hamamdan çıktığımızda evlerimizden getirdiğimiz yumurtaları yumurtlar gibi yapıp hocayı kandıracağız. Hoca da yumurtlayamayacağına göre hamam parasını ödeyecek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hoca efendi. Hoca efendi, gel bir hamama gidelim. Hadi gidelim, ben hamamı çok severim. Oh oh, hadi bakalım. Arkadaşlar, yumurtlayamayan hamam parası ödesin. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Aa bak, ben de yumurtladım. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Aa bak, ben de yumurtladım. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Aa bak, ben de yumurtladım. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Aa bak, ben de yumurtladım. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Aa bak, ben de yumurtladım. Bu kadar tavuğun içine bir de horoz gerek. Ben de horozlarım. Evet sevgili izleyenler, şu anda Sabırlar Mahallesi'nde 23 Nisan etkinliğimiz devam ediyor. Velilerimiz burada. Evet, sizi bir tanıyalım mı? Ben Yusuf'un teyzesi oluyorum. Burada mı doğdunuz? Burada doğdum. Burada, bu okulda mı okudunuz? Evet, bu okuldan, ben de bu okuldan geçtim. Yaklaşık 7-8 sene önce ben de buradaydım. Peki 7-8 sene önceki 23 Nisan'ı bugün gibi bir hatırladınız mı? Yani insan ister istemez hüzünleniyor. Gerçekten kendi geçtiği sıralardan yeğenin de geçtiğini düşünmek gerçekten hüzünlendiriyor ama gurur veriyor gerçekten. Güzel yani. Evet, çok güzel bir etkinlik hazırlamış çocuklar bize. Sizi bir tanıyalım mı? Benim... Adın ne? Adım Beyhan Baturay. Beyhan abla, burada mı doğdun sen? Evet, burada doğdum, burada okudum. Senin de okulun burası mıydı? Evet, evet burasıydı. Peki ne olmak isterdin? Hiç yani... Düşünmedin Hiç mi? Düşünmedim. Sen ev hanımı olmak istiyormuşsun ki ev hanımı da olmuş. Sen ne olmak isterdin? Ben zaten lise okuyorum. Şu an sağlık üzerinden gidiyorum. Radyoloji teknisyeni düşünüyorum. Allah izin verirse onun için uğraşıyorum yani. Evet, inşallah diyorum. Ne güzel, çocuklarımız bayraklarını sallıyor. Abla seni bir tanıyalım mı? Fatma Alkış. Buradayım. Fatma abla, kızın mı var, oğlun mu? Oğlum var. Oğlunu orada seyretmek nasıl bir duygu? Güzel. Benimki hoşta işte, çocuğum duygulansın diye geldim. Üzülecekti gelmeseydi. Evet. Abla sen okula gittin mi? Gittim. Bu okulda mıydın sen de? Buradaydım. Senin zamanındaki şu 23 Nisan bayramını bana bir anlatır mısın? Neler yapardınız? Ya bu kadar şenlikli değildi. Bu şimdiki durum daha güzel. İşte ne diyeyim bilmem. Çocuklarla birlikte biz de eğlendik diyor ablam. Hemen buraya gelelim. Muhabbeti bir bölelim ve muhabbete bir dahil olalım biz de. Şöyle, ablam teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım mı? Gülten Aksanoğlu. Abla burada mı doğdun? Yok, hayır, ben Güzelbağlı'yım. Buraya gelin geldim. Gelin olarak kaçtın mı sen buraya Güzelbağ'dan? Evet. Kaçtı. Ablam kaçtı ya. Abla nasıl kaçtın?
Kaçtık, konuştuk, karıştık işte. Gördün müydü enişteyi? Evet. Nerede gördün? Burada. Buraya misafirliğe mi geldin? Evet, ablam var burada. Buraya ablasına ziyarete geldi. Hemen enişteyi gördün, yıldırım aşkı oldu ve kaçtın, öyle mi? Bir sene konuştuk. Bir sene sonra. Evet, bir sene sonra kaçtık. İsteme olmadı mı? Olmadı. Olmadı, olmayınca olmuyor. Kaçmak mecbur kalıyor. Doğru değil mi abla? Abla, sen 23 Nisan'ı nasıl kutlardın? 23 Nisan'ı bizim Murat abi buradan daha gelişkin. Aynı ben yani bura gibi yeni şey oldu zaten burada. Apölye falan yoktu önce çocuklarda. Bu 23 Nisan daha güzel geçti. Öncekine baka. Evet, etkinlikler de gerçekten çok güzel diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk. Bir gördünüz kaçtınız, hayırdır? Yok. Heyecan mı kapladı? Az önceki röportaj yaptığınız kişi teyzem oluyor, kendisi de o yüzden şey yaptım, baktım. Öyle mi? Evet. Bir sizi tanıyalım mı? İsmim Mustafa, Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisiyim. Vizelerden sonra bir kafa dağıtmak için işte öyle bir tatile geldim. Bir haftadır buradayım, gideceğim yani. Bu şekilde. Başka evet, bu çocuklarla birlikte olmak nasıl bir duygu? Ben hani bu yaşıma kadar şu anda 22 yaşındayım ve 22 hani aklım erdiğince diyeyim. Gördüğüm ilk defa hani ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlk defa bu şekilde gerçekten yani herkes birbirine kenetlenmiş bir şekilde buradaki heyecanı, mutluluğu beraber yaşıyorlar. Hani çok güzel bir şey. Hani çocukların birbiriyle kaynaşması, hani şu anda sizin de gördüğünüz gibi onlar yeni kıyafetlerin alınması onları çok mutlu etti. Onları gerçekten hani şu anda hayata tekrardan bağlanmış gibi bir izlenime kavuşturur diye düşünüyorum. Hani çok güzel böyle şeyler, hani halkı birbirine daha da kaynaştırır. Hani ne bileyim insan, yani insanlar insanlığı, sevgiyi, saygıyı öğrenir yani bence. Hani 23 insan hani bugün çocuklara armağan edilen bir gün. Evet. Bu bayram hani bugün hem 23 Nisan hem de bugün biliyorsunuz ki 3 aylar girdi. Regaib Kandili. Bugün aynı zamanda tüm Türk İslam aleminin, tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum. Aynı zamanda tüm çocukların, tüm milletin, tüm Türk milletinin 23 Nisan'ını kutluyorum. Bu teşekkür kadar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bayrağı kaldı, 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 ka
Ya taş yoksa? Tırmanırım bir ağaca. Ya taş yoksa? Ulan Beda sen... Beda sen benimle dalga mı geçiyorsun? Koca ormanda hiç ağaç olmaz mı? Gel lan. Ulan ne var? Duydum ki Fadime'ye ilgileniyor musun? Evet ilgileniyorum. Ne olacakmış? Senin yerinde olsam Fadime'yle ilgilenmezdim. Neden mi şimdi Fadime'yle evlenmeye ben istiyorum? Ben Fadime'yi bir erkeğe öptüğünü gördüm. Kim o erkek? Söyle. Söylerim. Söyle. Söyleyemem çünkü korkuyorum. Ben delikanlı adamım. Başka birini öptü kızla evlenmem. Bir hafta sonra. Bir ay sonra. Berber beni bir damat tıraşacağım. Sinek kayda olsun. Ben evleniyorum. Ulan Yusuf sen ne kardeşli hadi adamsın. Başka birini öptüğü kızla neden evleniyorsun? Ben başka birini öptüğü kızla evlenmiyorum ki. Hani dik Fadime'yi bir erkeğin öptüğünü söylemiştin bana. Evet söylemiştim ama erkek babasıydı. Kızım seni Ali'ye vereyim mi? Kızım seni Ali'ye vereyim mi? İstemem anneciğim istemem. Onun adı Ali eder beni deli. İstemem anneciğim istemem. Onun adı Ali eder beni deli. İstemem anneciğim istemem. Kızım seni Ömer'e vereyim mi? Kızım seni Ömer'e vereyim mi? İstemem anneciğim istemem. Onun adı Ömer alır beni döver. İstemem anneciğim istemem. Onun adı Ömer alır beni döver. İstemem anneciğim istemem. Kızım seni Yaşar'a vereyim mi? Kızım seni Yaşar'a vereyim mi? İstemem anneciğim istemem. Onun adı Yaşar alır beni boşar. İstemem anneciğim istemem. Onun adı Yaşar alır beni boşar. İstemem anneciğim istemem. Kızım seni Engin'e vereyim mi? Kızım seni Engin'e vereyim mi? İsterim tabii anneciğim. Onun adı Engin eder beni zengin. İsterim anneciğim isterim. Onun adı Engin eder beni zengin. İsterim anneciğim isterim. Evet Sayın Seyirciler kuramız şu. Burada karşıda 3 tane sandalye var. O sandalyelerin arkasından dönüyoruz. Ve buraya kadar geliyoruz. Buraya kadar geldiğimiz zaman... Şimdi şöyle biraz açalım. Biraz açılır mısın? Evet şimdi. Vallahi sandalyenin arkasından geriye duracağız. Döndüğümüz zaman ilk buraya gelen birinci, ikinci ve üçüncü olacak. Bir, iki, üçe ödül vereceğiz. Diğerleri yapacak. Evet şimdi. Bir, iki, üç, başla. Evet
Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi etkinliklerimiz devam ediyor. Ağızda yumurta yapma yarışı bitti. Şu anda çuval yarışı başlıyor ve çuval yarışının içerisinde Feyzi Alaaddinoğlu Lisesi'nin müdürü de var efendim. Bugün hepimiz çocukluğumuza döndük ve doyasıya eğleniyoruz. Sevgili izleyenler, etkinliğimiz devam ediyor. Bugün öğrencilerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte anneleri de babaları da eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi orada çuval yarışında düşen beylerimiz oldu. Hanımlar, anneler de burada bizler için, çocuklar için gözleme yapıyorlar. Ablalar siz de yarışta mısınız? Gözleme yarışı yapıyor musunuz aranızda? Yapıyorsunuz. Şuradan geçmemin bir sakıncası var mı? Evet. Sizi bir tanıyalım mı? Fadime Çağlak. Fadime abla, bu mahallede mi doğdun? Evet, mahallede doğdum. Bu mahallede doğdun. Bu okulda mı okudun? Evet, bu okulda, ilkokulda burada okudum. Peki o zamanki 23 Nisan bayramı nasıldı? Şimdikiyle arasında fark neydi? Çok farklı şimdi gülüm. O zaman da bu kadar şey yoktu. Eğlence yok mu? Evet, yoktu. Sizin anne babanız sizinle eğlendi mi böyle? Hayır, hayır, hayır. Annemiz babamız da var güderdi bizim. Çobanıdı. Evet. Siz evet. Sadece burada eğlenceyi siz. Biz sene okulda okuduk, çıktık, vardık, ettik. Evet ablacığım, hemen kolay gelsin. Sizi bir tanıyalım mı? Fatma Çağlak. Fatma abla, burada mı doğdun? Evet, burada doğdum, burada büyüdüm. Burada evlendin. Burada okudum, burada evlendim. Bu çocuklarımızın arasında sizin de çocuğunuz var mı? Var, var iki tane. Yok, bizim çocuklarımız çıktı. Evet, sizinkiler büyüdü. Çok bugün de gerçekten bir aşırı derecede bir rüzgar var. Evet. Şansınıza. Evet, şans. Gözlerimizden. Nasıl olduk gözlerimizden? Doğru söylüyorsunuz. Hemen şu tarafa geçelim. Abi hoş geldin. Denetlemeye mi geldin hanıma? Evet, evet. Ha, denetlemeye mi geldin? Acıktın da mı geldin? Yok, ben perhizin ekmeğe. Sen perhizsin. Fark ettik, çuval yarışında ilk düşen sen oldun. Düşen ben oldum. Nasıl teşekkür. Oldu o iş abi? Teşekkür ederim. Daha önce hiç oynamadın. Bugün ilk defa mı oynadın? İlk defa oynadım. Bak, bugün ilk defa oynadı. İlk defa da düştü ablam. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Sabırlar Mahalle Muhtarımızın hanımını hemen çalışırken yakaladık. Ne kadar güzel bir mahalle. Muhtarımız çalışıyor, etkinlikler düzenliyor. Hanımı da burada çocuklara. Ne yapıyorsun abla? Gözleme yapıyorum. Gözleme yapıyorsun. En zor işi sana vermişler. Hem yukarıdan toz hem ateş dumanı. Evet. Nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz biz de. Abla orada herkes eğleniyor. Sen burada sıcağın başında. Ne yapalım? Muhtar karısısın dediler. Kalktılar taşın başına. Öyle mi yaptılar abla? Tamam, kolay gelsin diyorum. Sağ ol.
Sevgili izleyenler, Kardeş Okulu Bilerek Bahçeşehir Koleji'nin Saburlar Mahallesi Köyü okuluna göndermiş olduğu hediyeleri şimdi dağıtacağız. Evet şimdi sevgili izleyenler, etkinliklerimiz devam ediyor. Şu anda yoğurtta para bulma yarışı içerisindeyiz. Şimdi biz okula gelirken önceden ben İsmail Babayiğit. Bütün yoğurt yarışında ben birinci olurdum. Bakalım şimdi ne olacak? Evet, iddialı bir yarışmacımız. Ne diyorsunuz? Evet, arkadaşımız bizden 2 sene sonra çıkmıştı. Yani 2 sene önce girmişti okula. Doğru. Burada her zaman yoğurdu. Eskiden yiyerek buluyorduk parayı. Bakalım şimdi arkadaşlar yiyerek bulamadı ama biz yiyerek bulacağız herhalde. Büyük bir ihtimal. Ben de iddialıyım. Nasip. Evet. İkinci iddialı yarışmacımız siz.
Ben daha ilk defa yarışıyorum. Bakalım hayırlısı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet siz? Vallahi ben çocukluğumu geri yaşıyorum. Yani bu organizasyonu düzenleyen hocama da çok teşekkür ediyorum. Hiç şu anda çuval yarışında, bayrak yarışında birinci olamadım ama birinci olacağım. Neye güvenerek söylüyorsun abi? İki iddialı yarışmacının arasında. Bünyeme güveniyorum. Bünyesine güveniyor. Evet. Evet. Ayva göbeğin var. Tamam. Evet, o zaman. Evet, uzak kalalım. Uzak kalalım şöyle. Evet. Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Bu işte şike var. Yoğurdu ben dolduruyorum ama benimki niye doldu? Damla yanı bana düşmüş. Ama şike olmuyor o zaman. Siz şike yapmış oluyorsunuz. Yoğurdu şimdi yiyerek bulacağız. Evet. Yarışma başlasın mı hocam? Nasıl yiyebilirsiniz? Evet bunlar da büyük çocuklarımız. Şimdi şeyi başlatıyorum. 1, 2, 3 başla. Evet. Şöyle ileriye gitmeyin, şöyle kamera görsün. Burada! Erol birinci, ikinci, üçüncü tutamı, beşinci yaşa. Evet, İsmail altıncı. Hocam, itiraz var, bir burada. Hayır, hayır. Seyirci bak. Seyirci burada bak. Kesinlikle ben. Hayır, hayır, kamera orada bak. Hayır, yenileyebiliriz. Hocam tekrarını gösterebilirsen göster. Yenileyebiliriz. Tekrar bir daha yapalım. Hocam bir daha yapalım. Tamam. Orada bir say. Tamam. Bu eşek yatışı oldu. Bir sürü gel. Eşek yatışı deniyordu. Bir daha mı? Böyle oldu. Evet. Bir daha tekrar bir daha. Evet şöyle uzak kalalım. Uzak kalalım Allah'ın yürüyün. Uzak kalalım. Evet. Allah'ım sen bilirsin. Bir, iki, üç başla. Evet, İsmail Bey, 12, Mustafa Üç, Yaşar Dur, Erol Beş, İsmail Altı. Evet, evet hemen Erol Bey'den duygu ve düşüncelerini almak lazım. Birinci olmayı düşünüyordum ama sondan birinciyim. Bundan da mutluyum yani. Cüsse işe yaramıyormuş. Hayır aslında ilk başta yaradı da arkadaşlara şey olmasın diye tekrarladım. Bıraktım yani. Baktım bünyem onlardan gerçekten çok ileride. Onun için de hani arkadaşlarım üzülmesin. Onlar sevinsin. Ben üzülmem. Onların sevincine ben ortak olurum. Evet. Hocam. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kaçıncı oldunuz? Ederim. Kadar değerli. Beşinci oldum ama ben yoğurt yemekte birinci oldum. Gel. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz biz bu 2014 sezonunun ilk programını Sabırlar Mahallesi'nde yapmıştık. İlk geldiğimiz zaman burası inşaat halindeydi. Şu anda muhtarımızın çalışmalarıyla beraber son halini görüntülemeye geldik ve sözü size bırakıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi bizim Sabırlar Mahallesi'nde sizin 2014 yılına gelmiş olduğunuzda burası inşaat halindeydi. Hep bu eşin dostun yardımıyla yaptığımız bir yardım, severlerden herkesten Allah razı olsun ve verdikleri yardımları da yerine fiilen getirmiş olduk. Ve şu anda bitirdik imam lojmanımızı, altında toplantı salonu, doktor odası, muhtar odası. Biz bir şekilde Allah'a şükür yaptık ama biz varıp Alanya Belediye Başkanımıza biz muhtarlık odası yapıver diye bir kelime konuşmadık da konuşmayız da zaten. Çünkü başkanımız zaten bize burada yapacağı destekleri yaptı. Allah razı olsun. Ve burada tarihi bir camimiz var. Tarihi camimizin içini dışını komple harabeydi. Onları düzelttik ve yerine şu anda bitmiş haline getirdik. Ve şu anda tek başımıza biz mücadele ettik. Ve şu anda beklediğimiz tek olay şu parke olayı. Park olayını da bitirdikten sonra zaten bir sıkıntımız kalmayacak. Belediye zaten elinden gelen imkanları kullandı. Şimdi şu anda zaten yollarımızda yol, mahalle aralarında yol yapıldı. Belediyemize yol yapacağız diye bir kelime kullanmayacağız. Çünkü neden? Yapacağımızı yaptık. Bize ihtiyacı olanları bundan sonrasını yapacağız. Şimdi bizim yapacağımız tek şey şuranın parkesi ve buranın açılışı. Ha biz bir an önce buraların bitirip açılışını yapacağız. Tabii ki sizler de Allah razı olsun burayı ilk geldiğinizde 2014 yılında geldiğinizde tabii ki inşaat halindeydi. Ama şimdi inşaat halinde değil, bitmiş halini görüyorsunuz. İnsanlarımızın da verdikleri yardımları da gözleriyle görüyor zaten. Bitmiş halde, yerine fiilen varmış diye. Onun için Allah razı olsun sizler de buraya kadar geldiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum ve bunları da insanlara da bildiriyorsunuz. Bizlerin tek tek bildirmekle gücümüz yetmiyor. Ama sizlerin aracılığıyla bunu insanlar verdikleri yardımın yerine varmış olduğunu gözleriyle kanıtlayacaklar. Evet. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bu haftanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Söylediğimiz gibi bizim çekim günümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldi. Biz de Sabırlar Mahalle Muhtarı'nın daveti üzerine burada çok güzel bir etkinlik olduğunu duyduk ve buraya geldik. Gerçekten çocukluğumuza döndük ve çocukluğumuzu yaşadık. 23 Nisan'ın geleneklerinden diyelim, hemen çocuğumuza, kendi oğluma mikrofonu bırakıyorum. O bugün kapanışı yapacak. Dünyadaki bütün çocuklara, bütün dünyadaki insanların 23 Nisan'ını kutluyorum ve programı burada bitiriyorum. Evet, duymuş olduğunuz gibi programı burada bitiriyorum dedi. Sevgili muhtarım, öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Allah razı olsun, yine beni kırmadınız, yine buraya kadar geldiniz. Sabırlar Mahallemizi ve herhalde buranın yerli insanlarından birisi olacaksınız. İnşallah evet. Nüfusu da buraya yıktıracağız. Evet sevgili izleyenler, Türktaş derken, Toslak derken bir de Sabırlarla oldum diyorum ben artık. Burada Allah razı olsun geldiniz, bizi kırmayıp geldiniz. Ve burada bütün çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum. Ve öncelikle Alanya'da iki tane hastamız var. Birisi Anadolu Hastanesi'nde, birisi de evinde. Kaza yaptı. Evinde yatıyor. Onlara acil şifalar diliyorum buradan. Köylüm olarak, vatandaşımız olarak. Ve burada bugün bir eğlence düzenledik. Hem 23 Nisan çocuklarımızın şenliği olsun dedik. Çocuklarımıza moral olsun dedik. Ve geldik. Bütün Alanya'daki lise öğrencilerimize buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya sabırlara bizim mahallemizi unutmamışlar. Buraya da kadar teşrif etmişler. Gelmişler. Ve onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de daha fazla teşekkür ediyorum. Ve her zaman karşımızda gördüğümüz ilk insanlardan birisi sizlersiniz. Ve burada bir aile olduk. İnşallah bundan sonra da devamlı görüşmeye hazır olacağız. Ve mahallemizi de biliyorsunuz artık. Geldiniz, gördünüz. Eşimi de biliyorsunuz tabii ki. Ve burada bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ve ayrıca herkesin, dünyada bütün insanların 23 Nisan bayramını kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün aynı zamanda Regaib Kandilimiz ve 3 ayların başlangıcı. Buradan tüm İslam aleminin Regaib Kandilini de kutluyorum. Ayrıca tüm Alanya ve diğer Türkiye'de bulunan, dünyada bulunan bütün güzel çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum. Yayında ve yapımda bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakalım haftaya neredeyiz? Bizimle kalın, esen kalın.